arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün elimde gördüğümüz bu güzel çantayı çalışacağız koca koca gözleri olan sevimli renklerden oluşan güzel çantamızı ortadan başlayarak örüyoruz e, artışlarımızı yaparak burada biraz sık iğne çalışmamız ve tekrar yukarıda çalışmalarımızı tamamladıktan sonra iki parça ördüğümüz e, çantamızın zeminini oluşturacak kısmı dikerek e, üzerindeki Diğer aksesuarlar çalışmaya başlıyoruz. Yani gözümüzü, burnumuzu, işte ayaklarımızı çalıştıktan sonra çantamız kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamı örmek için Kartopu'nun Aksoft marka ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 240 metre %100 akrilik olan bir ip. Renk numarası ise K. 781 numaralı ipimi kullanacağım. Biraz kalınca tokça verip lütfen bunu göz önünde bulunduralım. Bakınız bayağı bir kalınlığı var. Ve ipimi örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Ben çantamın bir parçasını ördüm. Bakınız şöyle bir parça çalışacağız. Ortadan başlıyoruz etrafında artışlarımızı yaparak belli bir artışa geldikten sonra görmüş olduğunuz bu daralmaları yapıyoruz ve kenarlarını yine örerek şöyle bir form kazandırıyoruz şimdi sihirli halka yaparak hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım sihirli halkamı yapıyorum tığımı takıyorum altından geçiriyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektikten sonra halkanın içinden elimi çıkarıyorum ve tığımın başını dolayarak toplamda zincirimiz de dahil olmak üzere 12 tane trabzanımı örüyorum bakınız yumuşacık kalınca duruyor 2 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzanımı ördüm. İpimi şöyle çekiyorum kısa ipimi ve sihirli halkamı kapatıyorum. Halkamızı kapadıktan sonra ilk çekmiş olduğumuz zincirin üçüncüsüne gelerek batıyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum ve tamamlamış oluyorum birinci sıramızı. Burada tam 12 tane trabzanımız var. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza 1, 2 ve 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle çektiğim zaman bakın hemen dibinde bir boşluk görüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen o boşluğa girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve sonra diğer trabzanımın üzerine gelerek iki tane de buraya örüyorum alttaki 12 olan trabzanımızın hepsine ikişer ikişer batarak toplamda 24 trabzan sayısına ulaşıyoruz ikinci sıramızı ikişer ikişer bakınız 2 2 2 olarak devam ediyorum 2 ve yine 2 olarak devam edelim ve sıramızı tamamlayalım. Bütün trabzanlarımı ikişer ikişer örerek tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane trabzanımızı ördük. Şimdi ikinci sıramızı da kapatıyoruz. İlk trabzanımın üçüncü zincirine geliyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şimdi üçüncü sıramıza yine üç tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. Her sıra başında mutlaka zincirimizi çekiyoruz. Bu sıramızda ise bir çift bir tek bir çift bir tek olarak örüyoruz ve hemen zincirimi çekmiş olduğum yerin dibine çiftini örüyorum. Bakınız burası çift olarak örüldü. Yanındakini tek bir sonrasını yine çift bir tek bakınız çift ördüm başlangıçta zaten çift başlamıştık yine tek sıradaki çift sıradaki tek sıradaki çift şöyle bakalım 3. sıramızı çift tek, çift tek, çift tek, çift tek olarak başlangıç yerimize kadar örüp tamamlayalım. 1, 2, 3 sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Bakınız çift tek ve çift olarak başlamıştık. Tek olarak bitirdim. Şimdi 3 tane zincirimi dördüncü sıramın başlangıcı için çekiyorum. Ve yine çift olarak başlıyoruz. Hemen zincirimin dibine batıyorum çift bu sıramızda ise bir çift iki tek bir çift iki tek olarak örüyoruz çiftimi ördüm tekimi örüyorum bir ve iki tane tek sıradakini çift olarak örüyorum bir ve iki çift iki tane tek bakınız bir çift bir Iki tek bir çift iki tek 1 ve 2 bu sıramızı bir çift iki tane tek bir çift iki tek bir çift iki tek olarak tamamlayalım Evet dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıramıza başlamak için hemen zincirimin üzerine batıyorum. Ve beşinci sırama geçişimi yapıyorum. Yine zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane artışımı yapıyorum. Beşinci sıramızda bir çift, üç tek olarak öreceğiz. Çiftimizi ördüm. Ve teklerimi örmeye başlıyorum. Bir, iki, 3 Bakın bir çift 3 tane tek. Bir çift 3 tek olarak 5. sıramızı tamamlayalım. Hemen çiftimi örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 3 tane tek örüyorum. 1 2 ve 3 çiftimi ördükten sonra 3 tane tekimi ördüm. Şimdi tekrar çiftimi örüyorum. 1 ve 2. Evet bu sıramızda çift 3 tane tek. Çift 3 tane tek çift olarak örüp sıramızın başına kadar gelelim. Evet 5. sıramızı da tamamladım. Şimdi şöyle ayraçlarımızı taktım gördüğünüz gibi işaretlerimiz. Şimdi e, sıranın başına geçeceğiz. Hemen sıra başına geldiğim zaman 20 tane e, trabzanımı ayırdım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramızı da bu şekilde birleştirerek kapatıyorum ve çantamızın üst kısmını oluşturacak şu bölümü örmeye başlıyorum. Bakınız, bu bölümümüzde sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Tam zincirimizi çektiğimiz yere 1, 2 tane tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift olarak örelim ve sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Tam 20 tane oluncaya kadar örelim. 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift. Teklerle başlıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. 2 tane tekim oldu. Yanında 3.ye geliyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve 1 2 2 tane tek ördüm. 3. 1 ve 2 batıyorum. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift. 1 2 tane teki örüyorum. Toplamda 20 tane olana kadar 2 tek 1 çift olarak örelim. Bakınız 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift ve 20 olunca bitirelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. 20 tane çantamızın üst kısmı olacak yeri ördüm ve 6 tane sık iğne örüyorum. İlk yere batıyorum. Bakınız başını dolamadan direkt 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğnemizi ördükten sonra tekrar tığımın başını doluyorum 2 tane tek 1 2 bir tanesi çift 1 2 2 tek bir çift olarak görüyorum 1. 2 tane tek 2 tek 1 çift 2 tek tekrar 1 çift örüyorum başlangıç yerine tam 6 tane trabzan kalana kadar aynı şekilde örüyorum 1 2 3 4 5 6 sarıyı da örüyorum sarıdan sonrası sık iğnelerimi tamamlayarak üst kısma geçişimizi yapıyoruz. Şimdi alt kısım için iki tek bir çiftimizi örüp tamamlayalım. Trabzanlarımızı örerek geldim. En son 6 tane sık iğnemizi de ördük. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğnemi ördükten sonra yine 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bu sıramızda birer birer trabzanımı örüyorum birer birer trabzanımı diğer sık iğne gelene kadar örelim buradaki sık iğneye geçene kadar her birisini burada gördüğüm gibi teker teker örelim trabzanlarımı bitirdim her birisini birer birer örerek şimdi yine sık iğnemin olduğu yere geldim sık iğnemi Direkt geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi ördükten sonra trabzanlarımı birer birer örerek uç noktaya kadar geliyorum. Buradaki 6 tane sık iğnemi de ördükten sonra tepe noktasına gelerek tamamlayalım. Evet çantamızı birer trabzan örerek geldim. Bakınız bu şekilde kıvrıldı. Karşılıklı altışar trabzanımız var. Tepe noktamızı ise şimdi bir sıra daha tekli trabzan örerek tepe noktamızı ördüğümüz zaman bitireceğiz. Diğer parçamızı görelim. Bakınız tekli trabzanımızı örerek tamamladık. Her iki sık iğnelerimizi ördük. Çantamızı biraz sonra Uygun bir şekilde dikeceğiz. Şimdi tekli trabzanımızı da yapalım. Çantamızda. Dikmeye hazır hale gelsin. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Tığımın başını doluyorum. trabzanımın üzerine batıyorum. Her bir trabzanın üzerine birer defa başını dolayarak batıyorum. Bakınız. Tek seferde çekiyorum başını dolayarak tek seferde çekiyorum buraya kadar yani sık iğnelerime geçmeden trabzanlarımı örerek tamamlıyorum Evet bir uçtan diğer uca kadar tek seferde trabzanlarımızı çekerek geldim ve en son trabzanımı ördükten sonra makasımla kesiyorum ve şimdi dikme işlemine başlamak istiyorum dikme işleminde düz yüzlerini birbirinin üzerine yatıralım şu şekilde uç kısımlardan dikiş yapmaya başlayacağız bütün çevresini dolaşarak tamamlayacağız şimdi ipliğimi takmıştım iğneme hemen uç kısmından başlayalım karşılıklı şöyle güzel bir şekilde dikişimizi yapalım burada gayet güzel bir şekilde dikersek çok güzel olacak Evet birinci sıkıştırdım. Karşılıklı bakınız her ikisini de uygun bir şekilde tutuyorum. Sık iğnelerimin olduğu yerleri ayarladım. Diğer yerleri de ayarlayarak dikerek şu sadece giriş kısmı açık kalacak şekilde çevresini tamamen dikip görüşelim. Evet çantamızın kenarlarından başlangıç yerimizden bakınız bu giriş yerinden itibaren tamamen çepeçevre dolaştık. Diğer karşı tarafıydı. Her ikisi de açık kaldı. Şimdi ters taraftayken şu şekilde zincir çekerek zincirimin üzerine trabzan ördüm ve bir sap yaptım. Bakın çok uzun değil. Şöyle ölçecek olursak bakalım. Ölçüyorum. Kaç santim geleceğini 40 santim 40 santim Çantamın sapını yaptım ve şimdi ipimi koparmadan bir tanesini şu şekilde dikiyorum sapımın bir tanesi bu kenara. Zincirin üzerine sadece trabzan ördük, farklı bir işlem yapmadım. Kenarın bir tanesine bunu dikiyorum güzelce. İçteyiz halen, ters yöndeyiz bakınız. Evet. Düğümümü atalım. Makasımızla kesip diğer tarafta dikelim. Aynı şekilde. Evet çantamızı diktikten sonra sapımızı da karşı tarafında diktik. Şu şekilde tamamladık. Şimdi çantamızın Şöyle göz olarak kullanacağımız bölümlerini örmeye başlayalım. Yine sihirli halkamızı yaparak etrafını dolaşacağız. 12 tane sihirli halka. Daha sonrasında her bir trabzana iki defa ve bir tane tek, bir tane çift, çift tek, çift tek şeklinde 3. sıramızda tamamlayıp en üst kısma bir sırada sık iğneyi geçerek e, mavi bölümü tamamlayacağız. Üzerine bu görmüş olduğunuz sarıyı ve e, kirpiklerimizi de tamamladıktan sonra gözümüzü çantamıza yerleştireceğiz. Evet şimdi sihirli halkamızla hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sihirli halkamızı geliyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekelim. Halkanın içerisine girerek tam 12 tane olana kadar örelim. Tam 12 trabzan oldu. Arkasını sıkıyorum ve 3. zincir yuvasına gelerek birleştiriyorum ve ikinci sıram için hazırım. Hemen örmeye başlıyorum. 1 2 3 Dibine batıyorum. 2 İlerliyorum. 1 ve 2 İlerliyorum. Yine bütün trabzanlarımı ikişer ikişer örerek ikinci sıramızı tamamlayalım. 2 2 2. İkinci sıramızı da tamamladıktan sonra tekrar birleştirme işlemini yapıyorum. 3. sırama başlıyorum. Bir çift bir tek olarak örüyorum. Yine 3 zincirle başlıyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane trabzan. Yanındaki trabzanı ise tek olarak örüyorum. bir tek bir çift bir tek bir çift olarak üçüncü sıramızı tamamlayıp üzerine de sık iğnemizi çalıştıktan sonra trabzanımız bu gözümüz oluşacak bakınız çift tek çift tek bu şekilde tamamlayalım Evet gözümüzü örerek tamamladım kenarına da sık iğne gittim 5 tane sık iğne de bir çift olarak battım ki çok fazla şu şekilde yuvarlak olmasın şimdi diğer dikmiş olduğum gözdeki çalışmamızın aynısını yapacağız. 2 tane sık iğne batıp 3. sık iğne de 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 3. sık iğne de batıyorum. 2 zincir çekip aynı yere bat batma şeklinde şu gözümüzün çevresindeki sarıyı oluşturuyoruz. Şimdi örmeye başlayalım. Gözümüzün herhangi bir yerine batarak başlayalım sarısını yapmaya. Bir tane sık iğnemi Şöyle batıyorum. Bir zincir çektim ve ikinciyi çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Arkadan ipimizi de şu şekilde götürelim. Ve Bir ileriye bir sık iğne batıyorum ve bir ileriye bir sık iğne daha batıyorum. Toplamda 2 tane sık iğne ördüm. 3. sık iğnemi örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum. 2 tane sık iğne ileriye doğru gidiyorum. 1 ve 2. 3. sık iğneye batıyorum ve 1 2 tane zincir çekip aynı yere giriyorum. Bu şekilde 2 tane sık iğne 3.'ye 2 zincirle aynı yere bat şeklinde bir başlangıcımız 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane bu ikili zincirli bölümümüzü örelim ve tamamlayalım. Şimdi sarımızı ördükten sonra gözümüzü işlemeye başlayalım. Gözümüzü bakınız aşağıya doğru sarının olduğu tarafa değil, diğer tarafa doğru işlemeye başlayacağız. Onun için şu şekilde tutalım ya da eliniz nasıl e, uygun oluyorsa şöyle sarının bakınız birisi hemen uç kısmında, birisi birazcık daha ilerisinde şöyle başlıyorum. Tığımı girdiriyorum son trabzandan bir öncesine ve şöyle ilerliyorum tekrar geri dönüyorum batıyorum diğer tarafa da geri dönüşümü yapıyorum ikişer defa döndüğümüz zaman daha güzel görüntü olacak eliniz nasıl alışkınsa o şekilde yapabilirsiniz. Tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle düzelterek ilerleyelim. Gözümüzün siyahını geçmekteyiz. Bakın kirpiğimizin göz kapağı ve kirpiklerimizi çalışıyoruz şu anda. bu şekilde bakınız şöyle 1 2 3 4 5 6 tane kirpik olacak şekilde. Yani yeterli ölçüye gelene kadar işleyelim ve geri dönüşü birlikte yapalım. Evet, yeterli olana kadar yaptım. Bakınız şöyle biraz geriden gelip dik bir şekilde batıyorum. Tekrar aynı yere sarıyorum. Birazcık içe gelip Yine tek batışla geçiyorum. Geriye dönüp bir daha aynı yerden geçişimi yapıyorum. Ve bu şekilde kirpiklerimi biraz ileri, biraz ileri yaparak oluşturuyorum. Daha sık isterseniz daha sık da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Diğer gözümü de aynı şekilde üstüne koydum ve mavi ipimi takarak e, dikeceğim şimdi. Elimizi alıp da dikebiliriz. Nasıl rahat ederseniz o şekilde dikme işlemimizi tamamlayalım ve şu şekilde bir tane de e, tekli trabzan'dan gaga ördüm. Trabzanımızı, bakınız belli bir sayıda başladım. Sayım 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneden başlayıp her iki köşesinden birer birer eksilerek ördüm ve tamamladım. Şöyle gözümüzün hemen altına şu şekilde bunu da dikerek tamamlayalım. Şu kısmı da şöyle biraz yukarıya çektikten sonra uygun bir şekilde dikiş işlemlerini yapalım. En son şuradaki ayaklarını da çalışıp çantamızı hazır hale getirelim. Ben sapımızı da içeriden dikmiştim. Şöyle bir tane de arkaya sarı düğme diktim ve diğer tarafının geçişini de yaptım önden. Şöyle birlikte saçlarımızı da gözümüzü diktikten sonra bağlayıp tamamlayabiliriz. Bakımızı aşama aşama tamamlıyoruz. Bakınız şuradaki görmüş olduğumuz bağ, bağımızı e, minik tutam saçımızı hemen geliyorum. Tam İpimizin uzunun daha da uzun yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Diğer gözümüzün üst kısmına şöyle alıyorum, geçireceğim yeri ayarladıktan sonra tığımın yardımıyla çekiyorum ve aradan geçiriyorum. Parmağımı şu şekilde aldığım zaman iplerimi dışarıdaki iplerimi çok rahat bir şekilde geçirip kapatıyorum şu şekilde kapatalım ve güzelce bir tanesi dışarıda kalmış önemli değil şöyle gözümüzü de düzelttiğimiz zaman gayet güzel bir görüntü oluşuyor şimdi ayaklarımızın diğerlerini yapalım bakın tam ortaya işaretimi koydum şimdi yeşil ipimi alıyorum yeşil ipimle hemen örmeye başlıyoruz bir tane düğüm atıyorum ipime ve önden örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 bakınız 2 4 6 tam 6. trabzanımın olduğu yere geliyorum. Alıyorum şöyle bir tane. Ve başlıyorum örmeye. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere geliyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımızı örelim ve 7 7. trabzanımı da ördüm 7. trabzanımı ördüm bakınız şöyle büküyorum arkasından alalım önleri düz olsun Evet minik prenseslerimiz için ördüğümüz güzel çantamızı tamamladık. Aşama aşama ördük. Her iki parçasını ördükten sonra birleştirdik. Birleştirme işlemini yaparken böyle minik bir de e, düz trabzandan oluşan sapımızı hemen kenarına diktik. Arkasına bakınız bir tane düğmeyle zincirimi dikerek burada bir e, kontrol mekanizması kurdum. Öne yine gözlerimizin kenarına yaptığımız kepiğimizden yaptık. Yani bunların hepsi aynı aşama olduğu için birer birer tekrar vaktinizi almak istemedim. Gagamızı, ayaklarımızı, gözümüzü, bütün aşamalarımızı birer birer yaptıktan sonra çantamız kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, sıhhatli ve mutlu kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.